Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz dün ayın 22'siydi ve akşam saat 8'de uzun zamandır herkesin beklediği Steam yaz indirimleri başladı. Yukarıda da gördüğünüz üzere 22 Haziran'da başladı ve 5 Temmuz tarihinde sona erecek. Burada sticker muhabbeti falan çıkartma muhabbeti falan var. Öncelikle bundan bir bahsetmek istiyorum. Şurasını tam detayı ben de e, bilmiyorum şu sticker e, tamamlayınca ne oluyor falan ama Şunu göstermek istiyorum Şurada ana sayfada aşağılara inince Şurada kuyruk çıkacak arkadaşlar bu kuyrukta size önerilen e, Oyunlar yer alıyor 10 veya 11 tane oyun rastgele çıkıyor e, Bunları sırasıyla gezince size koleksiyon kartı veriyor Bu kartlar da şöyle göstermem gerekirse Envanter diyelim envanterden şu kartlar arkadaşlar koleksiyon kartı diye geçiyor. Gördüğünüz gibi şu kartlardan veriyor size rastgele. Bu şekilde bunu tamamlayıp bir adet Steam Summer 2017 rozeti elde edebilirsiniz. Bunun bilgisini vereyim veya rozetlerle uğraşmıyorsanız kartları satabilirsiniz de. Şimdi sırasıyla ana sayfadan karşımıza çıkan oyunlara göre size tavsiyelerde bulunacağım. Ee, çok bilgimin olmadı, oynamadığım oyunlar hakkında öneride bulunmayacağım. Ee, bildiğim oyunlar üzerine ilerleyeceğim. Öncelikle Football Manager 2017 oynamadım ama genel yorumları şurada da çıktığı üzere karışık. Ee, bunun nedeni de 2016 ile çok bir farkı olmadığı söyleniyor. Ee, zaten Football Manager oynayanlar bilir. Genelde e, son yıllar çok bir değişiklik olmadı. Kadroda e, güncellemeler yapılıyor. Bunun yanında e, eğer mesela 2015-2016 varsa elinizde bence 2017 almanıza gerek yok. E, 34 lira olsa da Bence 34 liraya başka oyunlar alabilirsiniz. Burada Call of Duty'nin e, Birçok oyunu var indirimde Ben bayağıdır e, oynamadım Bu yüzden bu oyunlar hakkında bilgi sahibi değilim Eskilerini oynamıştım 1-2 oynamıştım e, Modern Warfare'dan olacağını hatırlamıyorum bu yüzden bunlar hakkında bir şey söylemeyeceğim. Bilmediğim oyun hakkında e, bilgi vermek istemiyorum. Bunun yanında Mafia 3 biliyorsunuz kanalımızda serisi var Mafia 2. Mafia 3 e, beklenildiği gibi bir oyun olmadı. Ne kadar e, %63-44 liralık bir indirimde olsa da Ben şahsen tavsiye etmiyorum. Farklı bir oyuna yönelebilirsiniz. Buraya geldik. Benim istek listeme göre e, bazı oyunlar çıktı burada. Bana önerilen. Buradan inerlerim Rocket League %40 indirimde 18.60 kuruş iyi bir fiyat bence almayı düşünüyorsanız bu tarz oyunları seviyorsanız Hem online hem offline oynayabiliyorsunuz tavsiye ederim Hayatta kalma tarz oyun arıyorsanız Forest var Rust var İkisi de 15 lira civarı biri 16 lira biri 15 buçuk lira İkisini de düşünebilirsiniz Arma 3 zaten fazla bir şey söylemeye gerek yok Bilenler bilir çok iyi bir oyun %66 indirime girmiş Bioshock yine güzel bir oyun Tavsiye ederim Just Cause 3 yine aynı şekilde This War of Mine herkesin e, sevebileceği tarzda bir oyun değil e, İncelemenizi öneriyorum Eğer e, sizin sevebileceğiniz bir tarzda Almayı düşünebilirsiniz e, ATS American Truck Simulator e, bu da Gayet güzel bir oyun ATS'nin e, yeni versiyonu American Tırları ve farklı bir harita. Amerikan haritasında oynuyorsunuz. E, beğendiğim bir oyun ama ETS'nin etkisi hala sürüyor. Bence tam ETS'nin yerini alamadı. ATS 2'nin yerini alamadı. E, bu sizin kararınıza kalmış. Almayı düşündüğünüz bir oyunsa almayı düşünebilirsiniz diyeyim. Insurgensi e, oynanışı baya gerçekçi bir oyun. E, ne bileyim diğer oyunlar gibidir. Vurulduğunuz zaman falan çok daha kolay ölüyorsunuz ve genelde gerçekten yüksek e, yüzdeli indirimlere giriyor daha önce dikkat ettiyseniz bu sefer de yüzde 85 girmiş 2.70 lira e, 70 kuruş e, 2 lira 70 kuruşluk bir fiyatı var e, almayı düşünürseniz e, tavsiye edebilirim benim de almayı düşündüğüm oyunların arasında var zaten Sniper Elite 4 e, 3 ve 4'ü oynamadım açıkçası bu yüzden bilgi sahibi değilim bir şey söylemek istemiyorum ee, 1 ve 2 oynamıştım. 1 idare eder. 2 güzeldi ama 3 ve 4 hakkında bir şey diyemeyeceğim. Mafia 3'ü yukarıda zaten bahsetmiştik. Dying Light like, uh, The Following. Bu da güzel bir oyun. Tavsiye ediyorum. Açık dünya zombili bir oyun. Hikayesi vesaire var. Bu tarz oyunları seviyorsanız önerebilirim. Ark'ta uh, oynamadım ama Bilgi sahibi olduğum kadarıyla hayatta kalma zaten yazı uçtadığına zor açık dünya tarzında bir oyun e, Grafikleri oynanışı fena değil gibi PUBG 69 lira fiyatı var indirime girmedi bunu e, daha önce de ben bazı videolarda Bana soranlar olmuştu e, Yorum kısımlarında söylemiştim PUBG indirime girmez diye Yine aynı şekilde Çevremden de soranlar oluyordu PUBG girmeyecek dedim ve girmedi e, Yani H1-Z1 mesela şu anda bayağı bir uygun bir fiyatta. Eğer H1-Z1 yoksa elinizde ben H1-Z1'i tavsiye ediyorum. Ama PUBG tabii ki daha gelişmiş hali ama oyun yeni çıktığı için hem indirimde değil hem de bazı optimizasyon sorunları var. Ee, yüksek sistem gereksinimi istiyor H1-Z1'e göre. Sizin kararınıza kalmış. İlla istiyorsanız ama alabilirsiniz. İndirimi e, şu anda yok. Yakın bir zamanda da ben geleceğini zannetmiyorum PUBG'nin. Bunun da bilgisini vereyim. Zula zaten ücretsiz bir oyun. ATS demiş. Bu oyun hakkında bir bilgi e sahibi değilim. Bir bilgim yok. Evet, burasını tamamladık. Burada zaten DLC'ler vesaire var. Şöyle aşağılara inelim. Benim bildiğim oyunlar var mı? Car Mechanic 2015 ee, Bu oyunu oynamıştım. Oynanışı fena değil ama beni şahsen bir süre sonra oynanışı sıktı. Ee, ama herkes de aynı etkiyi de yaratmayabilir. Ee, almayı düşünenler için %85 indirimde 4.65 kuruşluk fiyatı var şu anda. Ee, Job Simulator bu VR ile oynanan e, bir oyun. Bildiğim kadarıyla VR oyunu aynen şurada yazıyormuş zaten e VR kullanıcısıysanız gerçekten iyi bir seçenek olacaktır. Bunun yanında şuralara bakalım. Geldik çok satanlara. GTA 5 almak isteyenler varsa eğer aranızda bekliyorsanız indirime girmeseniz şu anda %50 indirimde 89 lira 50 kuruş ama ben şunu değil de şunu satın almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şu da ne derseniz, şöyle içerisine girmemiz gerekirse GTA 5'in yanında 1 milyon 250 bin dolar da GTA online parası veriyor ve bu şekilde e, ikisini birlikte 87 lira 77 kuruş'a satın alabiliyorsunuz. E, bilmeyenler için on online'da para kazanması gerçekten zor, sürekli heist falan yapmanız gerekiyor. E, başlangıçta bayağı bir sıkıntı çekeceksiniz. E, bu yüzden o paketi almanı tavsiye ederim. Tek başına GTA biraz daha pahalı. O yüzden şunu değil de şunu alın diyorum. CSGO %33 16 lira indirimde. Ben de böyle bir şey almıştım diye hatırlıyorum. Eğer indirime girmesini bekleyen varsa alabilir. E, ETS2 10 liralık fiyatı var. 9.75 Valve Complete Pack tavsiye edebileceğim bir paket. Burada birçok Valve'ın oyunu var. E, eski e, CS'den tutun da Team Fortress veya Bunun yanında Half-Life var. Portal var, Left 4 Dead 2 var, ee, bir paket içerisinde şöyle bir bakarsanız inanılmaz oyunlar var hepsini uygun fiyata satın alabilirsiniz. 21.14 TL'lik bir fiyatı var. Rocket League'den bahsettik. Witcher, şu paketini tavsiye ediyorum Witcher 3'ün. Game of the Year, güzel bir oyun. Ben de yok almayı düşünüyorum ileride. Ee, yüksek oynanış saati vadeden bir oyun DLC'leri ile birlikte Gerçekten ee, Uzun süre bu oyunu alırsanız oynayabilirsiniz Shadow of Mordor hakkında bir bilgim yok Left 4 Dead 2 ee, Zaten bu paketin içinde var Ben şunu tavsiye ediyorum H1Z1 karşımıza çıktı PUBG'den bahsetmiştik %50 indirimdeymiş 15.50 TL'lik bir fiyatı varmış Rastan yukarıda bahsetmiştik. Rainbow bu Rainbow'un şey olması lazım. Ee, starter paket olması lazım. Normal paketi yani paketsiz daha doğrusu normali 140 liraymış. %40 indirimle 83.40 kuruşa inmiş fiyatı. Starter'da bilmeyenler için e, operatörler bayağı bir uğraşma sonucu açıyorsunuz. Bayağı bir uğraştırıyor. Daha yüksek puan e, falan toplamanız gerekiyor oyun içinde normalinde böyle bir şey söz konusu değil. bu sizin vereceğiniz kadar biri 55 lira biri de yuvarlak hesap 85 lira. Sizin kararınıza bütçenize kalmış bir şey. E, bunun yanında geriz Mod iyi bir oyun. Yaratıcılık ön planda olan bir oyun. Parti Panik arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz. şöyle bir bakalım. Şöyle göstermek istiyorum tane oyun vardı. Ha, Gang gibi. Zaten ikisi genelde birlikte anılan oyunlar. Erken erişim oyunu. Eğer böyle bir oyun arıyorsanız düşünebilirsiniz. Şöyle bir geriye geldik. En alta kadar. 10 lira altına bir bakalım. Değinmediğimiz oyun çıkacak mı? Outlast zaten söylemeye gerek yok. %85 indirimdeymiş. Bunun yanında şöyle bir bakalım Sniper Elite %80 indirimde. 10 liraymış. Almayanlar düşünebilir. Şöyle inelim aşağılara doğru. Game Dev Tycoon biliyorsunuz kanalımızda serisi vardı. Benim beğendiğim, oynamaktan zevk aldığım bir oyun. Eğer simülasyon tarzı oyun yapma vesaire seviyorsanız tavsiye ediyorum. Hitman için oynamadıysanız ve Hitman'i seviyorsanız tavsiye ederim. Yüzde 87 liralık bir fiyatı var. Just Cause 2 var. Bu da gayet düşük bir fiyatta şu anda. Hotline Miami iyi bir oyun. Yine 4.5 lira fiyatı var. 10 lira altında gerçekten iyi oyunlar, oyunlar bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir inelim. Dream Fortress 2 var. Oynaması ücretsiz diyor. Geçelim. Evet, baya 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 her şey indirimde her zamanki gibi. Ortalık indirimden yıkılıyor şu an. Dediğim gibi bilmediğim oyunlardan bahsetmek istemiyorum. Yoksa şu anda geçtiğimiz oyunlar arasında e, gerçekten iyi oyunlar var. Şöyle biraz daha bir 10. sayfaya kadar ilerleyip 20 lira altına da göz atalım Max Payne 1 var Max Payne 2 var Ama fiyatı yüksek bana kalırsa Eski bir oyun için Hatta ikisi de alt, aynı fiyat yani 6 lira 30 kuruş fiyat var Aynı indirime girmişler bunun yanında şu oyun biliyorsunuz Rockstar'ın farklı bir e, oyunu Açık Dünya. E, i̇kincisi de bekleniyor uzun zamandır ama çıkmadı. E, bilmeyenler için şöyle bir göstermem gerekirse. Karakterin adını hatırlamıyorum oynayalı bayağı oldu ama şurada yatıyor mu? Evet Jimmy. Jimmy isimli bir karakter olarak e, yatılı bir okulda kalıyoruz okuldaki. Maceralarını konu alan bir oyun tavsiye ediyorum almayı düşünenler listelerine alabilirler Açık Dünya oyun arayanlar da yine aynı şekilde tekrar ana sayfamıza geldik şöyle bir aşağı yazılı bir şekilde inelim bu sefer daha fazla oyun çıktı nasıl oldu anlamadım şöyle tekrardan bir şuradan bir aşağı inelim Oyunlar hakkında bir fikrim yok. Witcher 3'ten bahsettik. Game of the Year'ını tavsiye ediyorum. Şöyle bir yavaş yavaş. Inside'ı duydum ama bilmiyorum. Oynamadım hiç. <laughs> Zuma çok eski bir oyun. Efsane bir oyun. Bilenler bilir. Bu tarz oyunları sevenler düşünebilir. Şu anda Steam'de ilk defa görüyorum hatta. NBA 2K17 şu anda 175 indirimde 50 liralık fiyatı var. NBA'yi seviyorsanız, almayı düşünüyorsanız fiyatı şu anda iyi. City Skylines şöyle söylemek gerekirse şehir kurma simülasyonu. Ben daha önce oynadım. Şu anda elimde bulunmasa da ilerde ileride dalmayı düşündüğüm oyunlardan bir tanesi ee, kesinlikle çok iyi oynanışı vesaire grafikler olsun e, iç mekanizma dinamikleri vesaire gayet iyi bunun yanında e, yüksek bir yani bilgisayar gerektiriyor gerçekten bilgisayarınızın iyi olması lazım bilgisayarı zorlayan oyunlardan bir tanesi ee, buna geç buraya da geçelim. Şöyle bakarız Hotline Miami'den bahsettik. Güzel bir oyun. ETS 1 yerine ETS 2'yi tavsiye ediyorum. Hiç ETS yoksa elinizde. Dishonored güzel bir oyun. Bende yok ama benim de düşündüğüm oyunlardan bir tanesi. Şöyle biraz daha inelim. BeamNG Drive, ee, bazı YouTube kanallarında, büyük YouTube kanallarında görmüşsünüzdür. Arada böyle bu tarz e, bu oyunla alakalı video atıyorlar. E, ben pek almanızı tavsiye etmiyorum. Genelde sanki şey gibi, oyun motoru gibi yani sanki oyun motorunu e, göstermek için yapılmış bir demo gibi. Şöyle bir içine girebilirsek. Şöyle resimlerini göstereyim. Gerçekçi fizik e, odaklı bir oyun. Arabaları çarpıştırıyorsunuz. Basit görevler vesaire var. Bunun yanında başka bir numarası yok. Erken erişim oyunu şu anda bence alınabilir durumda değil. Benim düşüncem tabii ki bu. Siz, siz beğendiyseniz almaya düşünüyorsanız onu, o konuda bir şey diyemem. GTA Vice'de efsane oyun 6 lira 30 kuruşmuş. Bu arada biz GTA'nın şeyine bakalım arkadaşlar. şu Steam'de de şu arama kısmında bir sıkıntı var. Grand Theft diyelim. Evet tüm GTA paketlerine bir bakalım. Tüm GTA'ların yer aldığı paketi. Nerede o? Evet GTA 4. Şu GTA Grand Theft Auto Collection gördüğünüz gibi GTA 3 Vice City San Andreas GTA 4 ve GTA 4 Dibertiste ek paketli hepsi bir arada gördüğünüz gibi fiyatları bu şekilde edeceğiniz tasarruf 20 lira 20 kuruş diyor. Hepsini birlikte 75 lira yerine 22,5 liraya satın alabiliyorsunuz. GTA seviyorsanız elimde bulunsun eski oyunlarda diyorsanız bu paketi tavsiye ediyorum. Şimdi bir de şey yapalım. <laughs> İstek listeme bir bakalım gözümüzden kaçmış oyun olabilir evet Yalopi ee, My Summer sevenler genelde yazıyorlar hep Yalopi gelecek mi falan Ben de e, Yalopi elimde yok Steam yaz indirimlerinde alacağım demiştim Ve alacağım da şu anda almadım ama alacağım Daha önce oynadım ben denemek için e, indirdim e, herhangi bir siteden Sonrası da sildim oyun hoşuma gitti ve satın alacağım onun yanında Rokettik evet 13. Cuma Gerçekten bir birçok YouTube kanalında ve birçok Yayıncının Twitch kanalında oynadığı bir oyun şu anda indirimde değil Ama almayı düşünenler PUBG gibi yakın bir zamanda indirime girer mi bilmiyorum biraz zor Stranded deyip hayatta kalma oyunu yüzde 30 indirime girmiş 16 lira 80 kuruş bilmiyorum İndirimi az gibi geldi ama şey diyemeyeceğim ama oyun güzel bir oyun. Mirror's Edge parkuru bilenler bilir parkur sporu var Avrupa'da genelde daha çok biliniyor bunun üzerine yapılmış bir oyun bence güzel bir oyun %75 indirinde 7 lira 75 kuruş olabilir bunun yanında Kona var hikaye odaklı bir oyun yine Firewatch ikisi çok birbirine benzettiğim oyunlar bunun yanında Firewatch'a şöyle bir şey söylemem lazım oynamadım ama sanırım hikayesi e, oynanış olarak e, Saati düşük bir oyun diye biliyorum. Gang Beasts arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun arıyorsanız olabilir Metal Gear Solid 5 bu da Evet e, düşünebileceğiniz bir oyun Steel Skylines'tan bahsettik The Forest'tan bahsettik Böyle sizin de almayı düşünebileceğiniz oyunlara doğru Şöyle bir daha bilindik oyunlara doğru bakıyorum. Sniper Elite 10 lira. Sniper Elite 3. ATS Mad Max şu anda 160 indirimde 23 liraymış. Daisy tavsiye ettiğim bir oyun değil. Fiyatı yüksek. inanılmaz yüksek ya. Evet şöyle bir inelim inelim. Far Cry 4 52 liraymış. Far Cry 3'ü de tavsiye ederim ben. Ona da bir bakacağız. Oynamadıysanız eğer bence en iyi Far Cry oyunlarından bir tanesi Far Cry 3 kesinlikle. The Division 70 liraymış güzel bir oyun kesinlikle. Tavsiye ediyorum. WWE 2K 1770 indirimde. Buna da ufak bir not düşeyim. E, kotası falan sıkıntı olanlar için gerçekten yüksek gigabaytlı bir oyun GTA 5 gibi. Gerçekten yüksek bir e, dosya boyutu var bilginiz olsun. Planet Coaster e, şehir kurma oyunları gibi e, şey kuruyorsunuz. Siz söyleyin. Şöyle bir geçelim. Biz de ana sayfasında daha iyi bir bilgi vereyim size. Luna Park kuruyorsunuz arkadaşlar ama bayağı bir detaylı gerçekten. Bunun e, şeyi de var. E, Steam'de atölyesi de var. Steam atölyesinde farklı şeyler de var. Oyuna ekleyebiliyorsunuz. Çok detaylı bir oyun. Şu anda resimler gelmiyor internette bir sıkıntı var sanırım diyeceğim ama Sayfaların açılmasında bir sıkıntı yok Çok ilginç Neyse Heh, Açıldı Gerçekten çok detaylı bir oyun grafikleri vesaire gayet iyi Bu tarz oyunları sevenler düşünebilir ama %33 indirimde 75 lira ee, Bilemiyorum yani İndirimdeki hali bile yüksek bir fiyat bana göre benim düşüncem. Galopiyi tavsiye ediyorum. Güzel bir oyun. Farkray 3'e bakacağız demiştik. Şöyle bir Farkray yazalım. Farkray 3. Farkray 3 nasıl yok? Evet, Farkara 3 geldi. 24 liraymış. Bunun da bilgisini vereyim. Far Cry'de biri oynamadıysanız tavsiye edebilirim iki pek benim hoşuma gitmedi açıkçası ee, Bunun yanında şey yapalım Şöyle videomuzun sonlarına doğru gelmişken Steam grubumuza girelim Küratör kısmında ben e, Kralımızda seri yaptığımız oyunlar hakkında düşüncelerimi belirtiyorum Bunlardan bir bahsedelim My Summer Car ee, Fazla bir şey söyleme gerek yok eğer istiyorsanız alabilirsiniz. Şöyle bir girelim. Bir dakika. Şöyle bir mağazasından girelim. Fiyatı neymiş? My Summer Car'ın şu anda bir değişiklik var mı? %20 indirime girmiş. 19.20 lira. Ben ilk çıktığında direkt indirimsiz almıştım. Şu anda %20'lik indirimi varmış arkadaşlar. Bunun yanında şöyle bir devam edersek. Game Dev Tycoon'dan bahsettik. CSGO, ETS 2'den bahsettik. Far Cry. Şöyle bir tekrar bir Far Cry geri dönüş yapalım. 11.89 TL'ymiş fiyatı. Oynamadıysanız tavsiye ediyorum. ilk oyun ama Far Cry'in yine de benim çok beğendiğim oyunlardan bir tanesi. Mafia 2 zaten almadıysanız, oynamadıysanız kesinlikle hikayesi vesaire efsane bir oyun. Far Cry 3 onu geçemedi. Şöyle bir bakalım. Hmm, %75 indirimde 12.25 TL diyor. Bir de dijital deluxe edition varmış. Bunun farkı ne ama bunu anlayabilmiş değilim. Bunların hepsini mi içeriyor acaba diyeceğim. Tüm DLC'ler de 19.5 TL'ymiş. Bunu da belirtelim. Mafia 2 oynamadıysanız kesinlikle oynayın arkadaşlar. Şöyle bir devam edelim. Papers Please'ten bahsettik mi hatırlamıyorum. Sanırım bahsetmedik. Bu da gerçekten farklı bir oyun kanalımızda serisi mevcut. Grafik falan hepsi boş. Oynanış odaklı, hikaye odaklı bir oyun. Ben oynarken çok zevk almıştım. Çok beğendiğim bir oyun. Sistem vesaire istemiyor zaten. Ne grafik var ne bir şey var. 2 GB RAM falan istiyor. Şu anda fiyatı 7 lira 20 kuruşmuş. %60'lık bir indirimi var. Devam edelim. Şu da her seferinde birinci sayfa dönüş yapıyor. Bir zey biraz zaten bahsettik. Fiyatında da e, şu anda fiyatıyla alabilirsiniz. Halkın zaten ücretsiz bir oyun. Bus Driver tavsiye etmiyorum. Eski bir oyuna böyle bir para vermenize gerek yok. Far Cry 2'yi e, şahsen tavsiye etmiyorum. Ama almaya düşünenler için şöyle bir fiyatına bakalım. <laughs> %66 indirimdeymiş. 11.89 TL'lik fiyatı var. Bunun yanında burada bir Far Cry Bundle paketi var. Far Cry 3, 4 ve Primal bir arada %58, 147.41 TL'lik bir fiyatı var. Far Cry e, Bundle paketi. Cooking Witch şu anda indirimden bilmiyorum. Bana yapımcısı göndermişti. Şöyle bir bakalım. Çok basit bir oyun. Evet. 4 liralık normal fiyatı var. %20 indirimle 3.20 TL'ye inmiş. Böyle tek bir oynalanı alanı var. Tek oyun sahip. Sadece yüksek puan elde etmeye çalışıyorsunuz. Bunun yanında Rocket League'den bahsettik. Cave Blazers şuna bir bakalım. Bunda kanalımızda ilk izlenim videosu var. İndirime girmemiş. 18 liralık fiyatı var. Bence bu oyun için yüksek bir fiyat. Orbaxi bana yapımcıların gönderdiği oyunlar içerisinde en beğendiğim oyun diyebilirim. 6 liralık fiyatı var. İndirime girmemiş. Riki Rakun ve Riki Rakun 2. Bunlara zaten ikisine de ilk izlenimini yer vermiştik kanalda. İkisinde fiyatı 13 lira. indirimde mi diye bakalım. Hayır. Bu girmediğine göre ikincisi de girmemiştir zaten ama garanti olsun diye bakacağız. Evet ikisi de indirime girmemiş. Zaten yeni oyunlar. Futrak 2 arkadaşlar. Bu da Orbax C'den sonra kanalımda ilk izlenimi yaptım ve tavsiye edebileceğim kesinlikle oyunlardan bir tanesi. %20 indirime girmiş bu. Zaten o zaman da %20 indirimdeydi diye hatırlıyorum biz ilk izlenimini yaptığımızda. 14 lira 40 kuruşluk bir fiyatı var. Ee, Amerikan futbolu fakat parkur tarzında bir karışım yapılmış. Oynanışı zevkli bir oyun. Tavsiye ediyorum bazı yerleri zorlasa da beğendiğim oyunların son zamanda başında gelmekte. Bu yanında son kez bir şöyle bir aşağıya ineceğiz. Şöyle bir farklı bir şey bilgi sahibi olduğum oynadığım ya da farklı bir şey çıkar mı diye. Şurada dünya çapında çok satılanlar var. Şuraya bir göz atalım. Şöyle bir inersek. Tavsiye ettiğim iki paket burada zaten yer alıyor. Witcher 3'ün Game of the Year'ı. Eğer paket olarak oynanmayı düşünüyorsanız, Valve'ın e, Complete Pack'i var. E, 1 z 1 listeye girmiş çok satanlar. Hitman'in Complete First Season. E, bu Hitman'in biliyorsunuz son e, oyununda e, bölümleri şey olarak geldi, ayrı ayrı sattılar. DLC şeklinde görevlerini ayrı ayrı sattılar. Sezon 1'i bittiği için tek paket yapmışlar Hitman sezon 1 diye %66 indirimli 57 lira almayı düşünenler için indirime girmiş. Bunun yanında şöyle inersek. Payday 2 indirimde bir ara ee, şu an bu Ultimate Edition'mış ama normali bir ara ücretsiz verildi. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Benim de şu an kütüphanemde mevcut. Şöyle bir bakalım. Firewatch'u geçmiştik daha önce de. 13. Cuma indirimde değil. Forest, No Man's Sky bir bilgim yok ama şurada çoğunlukla olumsuz olması bir bilgi sahibi olmanızı sağlayabilir. Evet. City Skylines var yine. Şöyle devam edelim. Evet 4 Rally 89 liradan 26 liraya inmiş. İyi bir indirim. %70 almayı düşünenler için iyi bir fırsat. Şöyle devam edelim. Batman'in ee, Telltale Series. Ee, bu güzel bir oyun. Ben ee, oynamadım fakat daha önce yayınlarda izlemiştim. Sizin tercihlerinize göre ilerleyen bir e, hikaye oynanış yapısına sahip Grafikleri oynanışı falan hoşuma gitmişti gerçekten iyi bir oyun e, Batman severler için tavsiye edebilirim Outlast 2 Outlast'a bakmıştık birincisine ikincisi de 49'dan 39 120'lik e, Az bir indirime girmiş diyebiliriz Ama çıkış tarihi zaten yeni bir oyun olduğunu düşünürsek Aslında çok bile PUBG mesela girmedi biliyorsunuz. Deli gibi de satmaya devam ediyor. Evet şöyle Mad Max'i söyledik. 9 dedik. Başka farklı bir oyun çıkar mı diye bakıyorum. Evet arkadaşlar. Benim söyleyebileceğim oyunlar hakkında Bilgilerim bunlar bilgi verebileceğim oyunlar bunlar daha doğrusu Genelde oynadığım veya izlediğim bilgi sahibi olduğum Oyunlardan bahsettim e, Oynamadığım iyi olan oyunlar var Ama bunlar hakkında bir şey söylemek e, pek istemiyorum Sizin kararınıza kalmış indirimleri genel anlamında e, Kendi çapında değerlendirmek istedim e, Kanalımızda seri yaptığımız oyunlardan da bir Şöyle bir üzerinden geçtik ne indirime girmiş ne var ne yok Onlardan da bahsettim Bunun yanında videomuzu kapatmadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum Steam grubum var biliyorsunuz bir süre oldu açıldı İlk açtığımda kanal, e, grubumuz aktif değildi yani içerisi boştu fakat sonrasında ben e, Bir süredir ücretsiz oyunları burada paylaşmaktayım Herhangi bir şekilde e, gerek Steam üzerinden olsun gerek Bundle, genel indiga, e, ge, Gerekse indigala üzerinden ücretsiz olarak key verilen oyunlar olsun Buradan duyurusunu yapıyorum Hatta buradan Steam yazı indirimleri başladı diye de En son dün akşam bir duyuru yapmıştım e, Girmeyenler için grubuma girmenizi tavsiye ederim Herhangi bir ücretsiz oyun olursa bildirim atıyorum duyuru yaparak Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler videomuz burada sona erdi Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bu e, şeyin altında videonun altında yorumlar kısmında e, bilgi alışverişi yapabilirsiniz Ben de bilgim olduğu kadarıyla yorumlarla oyunlar hakkında destek vermeye çalışırım Evet sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın